Adama annen dedin. Adam aramıyor işte. Ben ahizeyi kapatıp sana dedim. Asıl sen Kuzey Bey annem dedin kontes. Sahi mi? Evet. Yapma be. Ben Kuzey Bey'e anneciğim dedim yani. Gel sen demeden ben dedim. Onun senin yüzünden dedim şeker. Kontes, sen o anı unuttun galiba. Bu Tuğrul seni yargısız infazla idam etmek üzereydi. Kuzey taşavu mu arıyor deseydim? Yok, kesin aramayacak. Darıldı. Bakma öyle. Alo Kuzey Bey. Mukadder Hanım, umarım sizi rahatsız etmiyorum. Yok, ben siz aradığınızda sabah Suru Bey ile toplantıdaydım. Şimdi müsaitim. Eğer akşam da müsaitseniz buluşalım. Aynı yerde mi? Tabii ki hayır. Fazla göze batan bir yer olmasın. Ben sizi arayacağım. Peki, ben sizden telefon bekliyorum o zaman. Tamam. Yine bekliyorsun yani? Evet. Özür dilerim. Geç kaldım. Benim kaybolmalarım pek bir meşhurdur. O yüzden yine dürümcüde buluşalım demiştim. Ama orada da geç kalan gazetecilerin haberlerini başkaları kapıyormuş. Haklısın. Mesaj alındı. Haklı olduğun başka konu var mı? Oo, olmaz olur mu? O güle oynaya üçüncü köprü haberini yapan Tuğrul... Bugün tam bir yaşayan ölü gibiydi. Kireç gibi bir surat. Bütün gün dolandı. O da mesajı aldı yani. Kesin. Bir de bana haber kaynağını soruyor. Çok dikkatli ol. Umarım bu işin ne kadar büyük ve tehlikeli olduğunu anlamışsındır. Dün Cahit Akman'ın 5 deposu yakıldı. Ama her ne olduysa olay örtbas edildi. Peki o depolarda ne saklıyorlar? Ne olabilir? Uyuşturucu, silah. Burada Cahit'in yanan depolarının yerleri var. Bunları araştır. Gazetenin iç kısmında küçük bir haber bile işimizi görür. Ama bu sefer bunu Tuğrul'dan gizli yapmalısın. Sen bu işi olmuş bil. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Araban var değil mi? Var var. Biraz ileri park ettim. Görüşürüz. Bu arada... Anneniz hanımefendiye hürmetlerimi bildirin lütfen. Peki. Operasyon tam planladığımız gibi gitti. Polis suçüstü yaptı. Adamımız Poyraz'ı vurduranın da Bahar'ı kaçırtanın da İhsan olduğunu itiraf etti. İhsan'ı içeri almışlar mı? Yarın. İyi. Gel Kazım. Gel. Daha iyisin değil mi? Teşekkür ederim efendim. Emrettiğiniz gibi güvenlik önlemlerini artırdım. Bundan sonra şirkette sürekli 20 kişilik silahlı bir özel koruma timi olacak. Ayrıca taranan güvenlik odasından hard diskleri toplattım. Kurtarılan görüntüler inceleniyor. Herhangi bir ipucu bulursak size hemen haber vereceğim. Bundan sonra asansörleri de ayrı bir birim kontrol edecek. Ayrıca binanın dışındaki güvenlik kameraları da yenilendi. Bir daha Ekber şirketin yakınından bile geçmemeli.